Dostlar, merhabalar. İyi geceler diliyorum hepinize. Bu akşam farklı bir programla sizlerle birlikte olacağız inşallah. Bu akşamki konuğum çok yakınlardan, Çorum'dan Halit Yıldırım, şair, yazar, bestekar. Maşallah, beş parmağında beş marifet var denir ya, Halit Bey de bu şekilde kabiliyetli, yetenekli bir arkadaşımız, bir kardeşimiz. Evet, bu akşam daha az konuşacağız. Türkülerimizle, şarkılarımızla sizleri Halit Bey neşelendirecek, yer yer düşündürecek ve güzel bir program olacağını ben düşünüyorum. Hemen Halit Bey'i canlı yayına almaya çalışayım. Evet sevgili dostlar, yine sorularınız olursa her zaman buradan sorabilirsiniz. Evet, Keşan'dan Kerem bizleri dinliyor. Yine Ankara'dan misafirlerimiz var. Herkese selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Sevgili dostlar, programlar nasıl gidiyor? Beğeniyor musunuz? Bu görüşlerinizi de bizimle paylaşırsanız iyi olur. Evet, Erzurum'dan Murat Başkanımız da aramıza katıldı. Rümeysa var, İsmail Bey var, Osmancık, Kızılırmak haberin sahibi, Burak Tuncay, hoş geldiniz. Yasemin var, Soner Hocam sağ olsun bizleri hiç boş bırakmıyor. Evet, Erdal Başar, hoş geldiniz. Antalya'dan Kaan Hocam, tekrar hoş geldiniz. Evet. Burada yer yer katılan kardeşlerimizi ben müsait oldukça söylemeye gayret edeceğim. Sağ olun bizleri hiçbir şekilde yalnız bırakmıyorsunuz. Zaten bu tür programlar arkadaşlar sizlerle güzelleşiyor. İnanın sizlere daha güzel programlar sunabilmek için gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Eğer bir nebze de olsa hem düşünce alemine, hem edebiyat alemine, hem sanat alemine bir katkımız oluyorsa bu bizi sevindiriyor. Yoksa burada amacımız işte geyik muhabbeti yaparak insanları eğlendirme gibi bir amacımız yok. Zaten programın adı da Yön ve Yol Buluşmaları. Yönümüzü eğer düzgün tayin edersek yolumuz da düzgün seyreder. Eğer yönde problemimiz varsa yolda da kesinlikle problemimiz var demektir. Evet, Adil kardeşimiz yine hoş gelmişler. Evet, Terme'den Murat Bey yine hoş geldiniz. Yalnız Halit hocamla canlı yayına bir türlü geçemedik. Halit hocamın gelmesini bekliyoruz. Geldiğinde mutlaka güzel bir program olacağını ben garanti ediyorum. Evet, biraz önce söylemiştik yön ve yol buluşmaları. Yönümüz çok önemlidir diye belirtmiştik. Bu
Yönümüzü eğer bulduğumuz zaman da ki yönümüzü nasıl bulacağız? Kendi kültürümüze yöneleceğiz. Bizi yaratanın emirlerine yöneleceğiz ki yönümüz sağlam olsun ve o yönle birlikte yolumuzu bulalım. Bu zamana kadarki programlarda hiçbir arkadaşımız, gerçi Murat Başkanım da kaçırdı, hiç sormadı neden yön ve yol buluşmaları programın adı diye. Bunu da ben Halit Bey'i kutlamış olduk. Evet, Hüseyin kardeşimiz yine Çorum'dan bizlerle beraber kendisine sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Evet, Halit Bey, hoş geldiniz üstadım. Nasılsınız? Hoş bulduk üstadım. Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah, Sesim... bizler iyiyiz. Dostlarla beraber olunca, dostlarla söyleşince daha iyi oluyoruz. Ve Doğru. bu akşam da ben siz gelmeden önce dostlara söyledim. Biraz daha farklı bir program olacağını. Bu zamana kadar nedir onun adı? Genellikle düşünce üzerine yoğunlaştık. Bu akşam sizin aynı zamanda bestekarlığınız da olduğu için siz de biraz daha musiki üzerine yoğunlaşacağız. Ben sözü çok fazla uzatmadan, hani sizi biz tanıyoruz ama bizim dostlarımız da, bizi seyredenler de tanısın diye, Halit Yıldırım kimdir? Hayat hikayenizi bir de sizin kendinizden dinlemek istiyoruz. Evet, bu arada kuşumuz da geldi, o zaman şöyle seni dinlesin o da. Evet, ben aynı zamanda ziraat mühendisi ve hayvancılık uzmanı olduğum için böyle koştu. Onları da çok severim. Yani mütevafık oldu. Sayın Hocam, ben 1967 yılında Çorum Uludağ ilçesinde doğdum. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümünü bitirdim. Ama lise İmam Hatip, Çorum İmam Hatip'te okumuştum. Lise yıllarında bir edebiyat sevgisi vardı bende. Ama bunu bir türlü üniversiteye taşıyamadık. Nasip olmadı. Ziraat mühendisi olduk. Daha sonra Hayrullah Eraslan Bey'in bir Abdurrahim Karahoç'la ilgili bir kitap çalışması vardı. Malumunuz. Orada bir yazım yayınlandı. Bu kitap üzerine bir değerlendirme yapmışlar. Tabii bu kitapta üç farklı görüş, ya 300 makale içerisinde. Şimdi onu görünce kendi kendime dedim ki ben edebiyat okumam lazım. Ve daha sonra 45 yaşımda gittim edebiyat fakültesini bitirdim. Yani. Maşallah, bak ben onu bilmiyordum. Öyle bir hayat hikayemiz oldu. Yani içimizde ukde olarak kalmasın dedik. Dışarıdan da olsa bir edebiyat fakültesini açık öğretimden de olsa okuduk. 3 yılda bitirdim. Şu an ziraat mühendisi olarak çalışıyorum ama daha çok edebiyatçı olarak biliniyorum. Öğretmenlik Evet, yaptım. şair, yazar, bestekar. Evet. Birçok yerde ödülleriniz de var. Hocam, Halit Hocam, bu kısa girişten sonra hemen bir türküyle başlayalım mı? Şimdi sevgili dostlar, Halit Bey hem bağlama çalıyor hem ut çalıyor. Daha başka var mı üstad? Benim tambur çalıyorum. Biraz Oh. keman çalıyorum. Biraz Oh. kanun çalıyorum ama kanun oğlan kırklareli eline götürdü, getirmedi. Orada kaldı. Kemana da yani onu aslında ondan da bir örnek vermek isterdim ama şu anda kollarımda yırtık var omuzlarımda. O biraz bana eziyet veriyor. O yüzden biz bağlama ve utla belki tamburla da bir ufak bir şey yaparız yani. İnşallah, inşallah. O zaman hemen bir türküyle başlayalım. Bu arada yine İstanbul'dan ağabeyim var. Abi görüyorsun değil mi? Bende kedi yok ama kuş var. Abim de kedileri çok sever.
Konya'dan Seyit Evet. Ali Büyük Müdürümüz var. Evet, Kerem Yaşar, avukatımız, baro başkanımız canlı yayındaydı. Bitirdi herhalde canlı yayını. Hemen yanına koştu. Sevgili Evet, Mine Akdamar yine evet. bizlerle. Şöyle ben bir daha bir bakmak istiyorum. Yakup Sep bizlerle. Evet. Sema Altunyay herhalde. Evet. Ramazan Yanar, Gülay Bilmez, Aygen Hanım. Evet. Evet, öğrencilerimiz falan hepsi bizlerle. O zaman Evet. onları çok fazla bekletmeden bir türkü dinleyelim üstad sizden. Eyvallah. Sana söz verdiğimiz türküden birazcık çalalım mı? Ama önce bir ben şimdi sazı her elime aldığımda Erzurum aklıma geliyor. Öğrencilik yıllarımda işte çatlat o zaman yeni öğreniyordu. Gittik bize arkadaşlar dilek vermiyorlar. Gecenin bir yarısında gelip yataktan çekip indiriyorlar. Kalk bize saz çalacaksın diye. Onlarla hep saz çaldığımızda benim bir uzun havayla giriş yapardım. Olur. Bak, Valla Erzurum'dan Murat Başkanım da burada. evet sağ olsun. Kendisi Erzurum'un kültürüne, edebiyatına, sanatına ve her şeyine diyelim esasen ilgili bir ağabeyimiz, başkanımız, kardeşimiz. O zaman Erzurum'la girelim ki ona da selam gönderelim. İnşallah.
Evet. Ağzına sağlık. Eyvallah. Evet sevgili dostlar, bir türküyle giriş yaptık. Evet Çorum'dan yine İbrahim Alaca kardeşimiz bizimle selamlarını iletiyor. Bizden de selam ve saygılar. Şimdi üstad hemen tekrar azıcık konuşalım. Az konuşma çok müzik diyelim bu akşam. Öyle değil mi? İnşallah öyle olsun. Evet. Halit Evet, hocamın da bugün sesi kısılmış. evet. Demek ki gündüz çok yoruldu arkadaşlar. Ama yine de sağ olsun kulağımızın pasını siliyor. Evet. Peki üstad, Evet hocam. yazmaya ne zaman başladınız? Bu yazmada önünüzde üstad diye tanıdıklarınız veya sizin örnek aldığınız kimler vardı? Ve kimleri görerek başladınız? Şimdi üstadım benim çok ilginç bir hikayesi var yazmaya başlamamın. 1979 yılında ben ilkokul 5. sınıftayken bir gün rahmetli olmuş öğretmenimiz Ahmet Özlü diye bir öğretmenimiz vardı. Sınıfa geldi, dedi ki bu yıl çocuk dünya çocuk yılı ve biri işte resim yapacak, birisi makale yazacak, biri de şiir yazacak. Geldi bana dedi ki sen şiir yazacaksın. Ben o zamana kadar hiç şiir falan yazmamışım. Dedim hocam ben nasıl şiir yazacağım, ben şiir yazamam falan. Yok yok yazarsın ben biliyorum dedi. Neyse tabii itiraz edemedik eve gittik. İlk şiiri bu vesileyle hocamızın teşvikiyle böyle bir şiir yazdım. Bu şekilde başladı. Sonra bir daha da şiiri bırakmadık yani böyle. Haftada bir gün şiir yazardım. Hep pazartesi günleri. Ondan sonra öyle başladı. Tabii kendimizi tanıdıkça benim edebiyatta ilk gerçekten manevi hocam Necip Fazıl'dır. Onu tanıdık. Onun şiirlerini tanıdık. İkincisi de ben Abdurrahim Karakoç'u çok severdim. Hece, özellikle Hece şiirinde her ikisi bana gerçekten büyük önderlik etti. Özellikle Necip Fazıl, fikri hayatımızın oluşmasında da bize bir hoca oldu her zaman için. Onu dünya gözüyle görmedik ama onu hiçbir zaman yanımızdan ayırmadık. Rüyalarımıza kadar geldi diyebilirim. O kadar çok sevdiğimiz birisiydi. Allah rahmet eylesin. Ona çok borçluyuz ama onu maalesef çok tüketiyoruz. Bir de o sıkıntımız var. Öyle yani. Benim daha sonraları işte Erzurum'da üniversitede okurken Aman. bir şey oldu. Evet, Necip Fazıl'a da yaramadı herhalde telefon. Evet, telefon düzeltelim derken düşürdük telefonu. Şimdi bir şiir yazmıştım. Benim Sedat Sevari diye bir arkadaşım var Afyonlu. O da benim şiirimi kendi kitabına yazmış. Türk dili dersinde hoca zorunlu derslerde bu şiiri görünce okumuş gözücüyle bu kimin falan dedi. Beni işaret etti de. Hoca bana dedi ki şiirlerinle benim odama gel. Allah Allah. Şimdi şiirleri topladık gittik hocanın odasına. 15 dakika içerisinde bizi adam tamamen şey yaptı yani böyle bitirdi. Dedi ki bu böyle şiir olur mu? O hocamızın 15 dakikalık bir süreçte bana yapmış olduğu katkı benim o günde şimdi anlayışımı, hayatımı değiştirdi. O yüzden hocamız Erzurum'da selam ediyorum. Onun çok büyük katkısı oldu. Bu şekilde edebiyat yolculuğumuz devam etti diyebiliriz yani. Daha sonrasından işte Meclis'e İyi ki devam etmiş. yıllar sonra böyle Halit hocam, günlere geldik. evin internetinden mi bağlısınız? Herhalde sesle
Eğer hocam evin internetinden değil de kendi internetinizden bağlanırsanız görüntü ve ses daha kaliteli gelir. Çünkü donuyorsunuz. Sevgili dostlarımız da uyarı veriyorlar görüntü bozuk diye. Evet. Dakika hocam. Telefonun internetini kullanırsanız belki daha kaliteli bir görüntü ve ses alabiliriz. Evet Halit Hocam o ayarlamayı yaparken arkadaşlar Halit Hocam'ın şiirleri, yazıları birçok dergilerde yayınlanıyor. Ama Çorum'da da Benden mi sizden mi hocam? o Şu sizden anda kaynaklanıyor üstad. ben mesela sizin görüntünüz var ve çok net fakat seste sorun var. Şu anda iyi yani. Eğer Wi-Fi'den değil de kendi telefonunuz internetinden bağlanırsanız bu sorunu ortadan kaldırırız Halit Hocam. Hocam, ben zaten kendi telefonum da açık, Wi-Fi de açık. İşte o zaman Wi-Fi'yi kapatacaksınız. Yoksa ikisi bir böyle Tamam. görüntü Tamam. donduruyor. Tamam hocam. Evet. Çorum'da şu anda Kenan Yaşar'la Aşkın Ehali adlı dergide yazıyorsunuz. Ve o dergiyi yönetimindesiniz herhalde. O şekilde Halit Hocam yazmaya devam ediyor. Türkiye'de de arkadaşlar birçok yarışmalarda dereceye girdi. Hem şiir alanında hem bestekar. Şimdi biraz sonra Halit Hocam'ın Necip Fazıl'ın sözlerini bestelediniz herhalde. Evet, şu Evet, anda görüntünüz iyi. hocam. Sen onunla uğraşırken ben dedim ki Ben Halit Hocam senin dedim Necip Fazıl da rüyasında gördü ve onun bir şiirini besteledi dedim. Hemen evet. bize onun bestelediğiniz şiirini okur musunuz rica etsem? Evet, çok bilindik bir şiiri. Bekleneni Rast makamında bestelemiştim. Onu okumaya çalışayım inşallah. Dinliyoruz hocam. Ağzına sağlık. Evet yine sevgili dostlarımız aramızdalar. Emel Gültekin Ünye'den, evet Gökta Söz'den, Hatice Yiğit, Evet. Aytaç Baba, Hasan Yıldırım, Mahmut Tokel, Aydın Derin. Evet. Evet aramızdalar. Dostlarımıza sevgilerimizi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Eyvallah hocam. Hemen o zaman üstad, edebiyatın birçok alanında varsınız. Evet. Şiirleriniz,
yazılarınız, denemeleriniz, hikayeleriniz hepsinde varsınız. Eyvallah. Size göre hangisi daha iyi veya size daha iyi geliyor, daha yakın geliyor? Evet. Bununla ilgili bilgi verir misiniz? Şimdi bana aslında en yakını şiir. Ama şu anda edebiyat ortamına baktığınız zaman roman daha bir ağırlıkta gidiyor. Biz edebiyata şiirle başladık. Şiir tüm edebi türlerin de anası durumunda. Hani öyle derler, edebiyatın anasıdır derler. Çünkü burada da malumunuz insanlar bu döneme gelene kadar daha önceki yıllarda işte okumanın yazmanın çok az olduğu zamanlarda hep işitsel olarak işte bir şeyleri ezberlemişler. Onları böyle şiirleştirerek yani tarihi metinleri bile bir şekilde şiirle anlatmışlar. O yüzden şiirin bizde çok daha farklı bir yeri var. Ancak tabii Türkiye'de bu da yadsınamaz. Türkiye'de büyük bir şair erozyonu var. Çok fazla şair var. Ama en az okunan kitaplar da şiir kitapları. Bu da bir gerçek. Çünkü maalesef şairlerimiz okumuyorlar. Yani birbirlerini okusalar inanın yayın evleri şiirleri basmak için birbiriyle yarışır. Ama şu anda o kadar yayın evi, mesela ben editörlük de yapıyorum. Aman hocam diyorlar, şiiri boş ver, biz romana diyorlar. Dünyada da böyle bir şey var. Şiir, onun da sebebi şiir gerçekten derinlik istiyor ve duygusallık istiyor. Yani dikey bir yaşamın şeyi. Yüreğinizle düşüneceksiniz, hüzünleneceksiniz, onu söze dökeceksiniz ama kullandığınız kelimeler o kadar seçeceksiniz ki bir kelimeye bir dünyayı sığdıracaksınız. Şimdi tabii bu haz ve hız çağında insanlar bu tür duygusal şeylerle uğraşmak istemiyorlar. Daha çok böyle eğlenceli olsun, işte merak etsin, korksun. İşte bu yüzden romana aşırı bir yönelme var. Ama bizim gönlümüzde şiirin yeri bir başka tabii ki. Evet, Dolayısıyla inşallah. evet. Ama bir yerde ben okudum. Orada diyor ki şiir kitaplarını sadece şairler okuyor diyor da biz de okuyoruz. Canını sıkmayın. Yani Yok. sadece şairler okumuyor. Evet, bu Şairler arada birbirini okumuyorlar. Hocam sorun mu burada? Şairler birbirlerini okurlar okusalar tamam mı? Zaten okurlar. Evet, bu arada Eskişehir'den Alişan Kapaklıkaya üstadımız da bizleri dinliyorlar. Alişan Bey, ben izlerken Alişan Bey'in de kedileri var, aynı abim gibi. Alişan hocam, bak benim de kuşum var. Evet, kendisine sevgi ve saygılarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Eyvallah. Evet Halit hocam, şöyle kendi hem güftesi size ait hem bestesi size ait var mı öyle bir şarkımız? Vallahi kendimize ait de var tabii ki de. Böyle birden deyince bir hep genellikle bestelediğim şarkıları söylediğim de Evet. istersen şöyle yapalım. Biz bir Abdurrahim Karakoş geçelim ya. Sonra Tamam. kendimize şey yapalım. Tamam. Siz nasıl isterseniz üstadım. Ben yine sen sazı çok seviyormuşsun. Sazı alayım o zaman. Evet, ben sazı çok seviyorum. Kendim çalamıyorum. Yalnız küçük oğlum çalıyor. İyi maşallah. Hatta baba dedi, sen çekip programı ben yapayım dedi. Karşılıklı sazla. Oo. Çile büyür, kim büyür?
dakikalar yılanlar çözemem. Gaflet rüyam. Karanlıklar ne var? Gaflet rüyam şeytan. Mağrur evler çakallara inan. Kalbenin ay kuşun gibi bilmem. Gönüller yuvadan tedirgin. Atmacalar güle vardı çözemem. Gönüller yuvadan tedirgin. Atmacalar güle vardı çözemem. Kader bizim kan köpünde yok. Günler hüzün, aylar hicran doğur. Eski dostlar gel gel diye çağır. Ayaklarım yalar kızım. Eski dostlar gel gel diye çağırır. Ayaklarım yana varır çözer. Ağzına sağlık. Eyvallah. O zaman hemen ara vermeden sazdan uda geçelim üstad. Eyvallah. Geçelim bakalım. Isınmışken devam edelim biraz müziğe. Bir Yavuz Bülent Bakiler diyelim mi? Evet, Yavuz Bülent Bakiler'in. Evet. Hangisi üstadım? Bakiler, anla biraz beni, duy biraz beni. İçimde en güzel duygular saklı. Bu şiiri ve Abdurrahim Karakoç'un bestelerini hep Erzurum yıllarında yapmışım. Ve öyle artık hafızama yer etmiş ki onları unutamıyorum. Bu son yaptıklarımı İki gün sonra unutuyorum neyse. Evet, Yavuz Bülent Bakiler'in bir şiirini beslediniz. Değil, sizin besleriniz değil mi usta? Efendim? Yavuz Bülent Bakiler'in şiirini siz beslediniz. Evet, ben besledim, evet. Evet. Thank you.
Kazan şehir şehir çok uzaklara ardın da kuvvetim ben olacağım ardın da kuvvetim ben olacağım. Evet, ağzına sağlık. Evet, bu arada yine sevgili dostlarımız bizleri dinlemeye geliyorlar. Harun Şahin. Evet. Evet, öğrencilerimden Merve Nur Solak. Evet. Derya Ünal. Evet, Halis Şef yine bizimle, Halis Şefimiz. Asude kızımız bizimle. Bedrettin Ali Hocam. Evet, Meslek Yüksek Okulu'ndan bizimle. Sağ olun hocam. Evet, Ümit Çiftbaş. Evet, bu aralar yoktu Ümit Hoca. Bak, siz olunca geldi hemen. Evet, evet, Nur Beyza, Can Bolat. Şöyle bakıyorum. Yıldırım. Evet. Ünlü harfleri yazmadığı için okuyamıyorum. Yani onlar da aramızdalar. Onlara selam ediyoruz. Sevgili dostlar, hepinize sevgilerimizi, evet, saygılarımızı, muhabbetlerimizi bildiriyoruz. İnşallah güzel bir program oluyor. Evet, Emre Halktaş ve Kadir Öztürk de bizimle beraber. Evet, Üstad, bu ara işe gidiyor musunuz işe? Hocam ben özürlü grubundayım. He, özürlü grubundasın, gitmiyorsun o zaman. İşe gitmiyoruz, evde, tansiyon meselesinden dolayı evdeyiz. Evdesiniz bol bol o zaman hocam. Kitapta okuyorsunuz herhalde sadece. Evde evet, beklemiyorsunuz. Son zamanlarda okuduğunuz bir kitaplar var mı? Hangi kitaplar? Onu alalım. Şimdi ve bunun yanında başucu kitabınız hangisi mesela? Öyle bir kitabınız var mı? Şimdi şunu söyleyeyim. Başucu kitabı olarak benim en başta Kur'an-ı Kerim geliyor. Çünkü ben her gün 3-4 tane tefsirden karşılaştırmalı Kur'an tefsiri okuyorum kendim. Onun haricinde başucu kitabım diyeceğimiz Çilemiz var. Onu hiç yanımızdan ayırmıyoruz. Çileyi yanımızdan ayırmıyoruz. Editörlük yaptığım için çok roman geliyor bana. Onları okuyorum. Kendi bu arada eksik olan işte tamamlamam gereken romanlarım var. Onları tamamladım. Hatta birisini matbaaya gönderdim. İnşallah bayrama basılacak, Zamanda Kaybolan Adam diye. Bunun haricinde bu son zamanlarda işte okuduğum kitaplar, Fatih Duman'ın Amasını okudum daha yeni. Güzel bir kitaptı. Ondan öncesinde Ahmet Turgut'un Kalbim Kudüs'te Kaldığı, Halil Cibran'ın Ermiş'ini okumuştum. Ama Halil Cibran'ın Ermiş'i gerçekten müthiş bir kitap. Yani bir kere okunup bitti denecek bir kitap değil. Ahmet Turgut'un kitabı da gerçekten ufkumuzu açtı. Yani bir romandan öte aslında didaktik yönü daha fazla olan bir kitaptı. Onu da okumayanlara kesinlikle tavsiye ederim. Yani yine elimizde Nurettin Topçu'nun Taşralısı ve Reha'sı var. Reha'yı bitirmeye çalışıyorum. Nurullah Genç'in İntizarı'na başladım. İşte hepsini böyle fırsat buldukça peş peşe okumaya çalışıyoruz. Öyle. Allah bereketlendirsin maşallah, bir sürü kitap. Ben şimdi biraz usandığım için çabuk usanırım ben. Ben kitap değiştirerek bunu telafi ediyorum. Yani bir kitabı öyle baştan sona tarzede bir tek kitapla şey yapmam. Benim her zaman elimin altında 3-4 tane kitap bulunur. Ben 3-4'ünü de aynı anda okurum. Böyle bir şey var. Bilmiyorum doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz ama böyle bir alışkanlığım var. Yani tek kitaptan gitmem yani. Ben de tek kitap okumuyorum zaten. Yani evet, bunu bazı iyi okuyanlar, bu konuda kendisini yetiştirmiş olan insanlar da en az iki kitap aynı anda okunması, evet, gerektiğini söylüyorlar. Çünkü birinden
hani sıkıldığın zaman diğerine geçme ve okumanın devamlılığı açısından güzel olduğunu söylüyorlar. Ben de aynı şekilde 3-4 kitap aynı anda okuyorum. Evet. Yalnız bunun içinde şiir yoktu. Yeni şiir katıyorum. Evet. Kenan Bey'le ve diğer şairlerimizle muhabbet ettik burada yine canlı yayında. Sağ olsunlar bizi kırmadılar, geldiler. Mesela Kenan Bey'in şiirlerini çok önceden okumuştum. Evet. Ama onunla canlı yayına çıkmadan önce şöyle bir bakayım dedim. Abi çok farklı şeyler hissettim. Yani. Ya diyorsun ki ya ben şiir de okumalıyım. Ama tabii ki şiiri içimden okuyorum. Niyazi Bey'le canlı yayın yaparken Niyazi Gedik'le de burada kendisine de sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bir iki şiir okudum. Arkadaşım biri mesaj attı daha sonra. Kazım sen şiir okuma diye. Ama okuyacağım ben yine de. Evet. Hemen üstad. Sağ olsun. Allah bir ses vermiş ona. Yani ondan dinlenir yani. Aynen öyle. Evet. Ha biz de okuruz ya. Yine de okuyalım. Moralimizi tabii, bozmayalım. Biz hocam nereden bulacağız? Ama burada okumam da okulda evet. Öğrenciler mecburen dinleyecek. Doğru. Ve mecburen de güzel diyecekler, alkışlayacaklar. Yani, tabii ki. Moral kazandınız. Evet üstadım, udu alalım elimize istersen. Evet, udu mu alalım, sazı alalım. Tamam, hangisini istiyorsan. Evet, bir en son yaptığım bir şey var, Çoban Kız diye. Nülüfer Zontul Aktaş, Malatya'dan arkadaşımızın bir şiiri. Çok hoşuma gitti bu da. Bayağı bir bende şey yaptı. Onu okumaya çalışayım inşallah. Buyurun. Sen güneşlerin
Kuşlarımın aklına et gülümse, et gülümse. Umutlarım düşmesin de, et gülümse. Et gülümse. Umutlarım düşmesin. Ağzına evet. Sağlık. Evet üstad, yine misafirlerimiz var. Ben şöyle misafirlerimize bir bakalım. Osmancığın kaptanı Tahir abi aramızda. Tahir Soruk, selamlar Tahir abi. Hürmetlerimizi bildiriyoruz. Evet, Orhun Gelegin İstanbul'dan aramızda. Şehmuz Altın aramızda. Şiir dedik. Ahmet Urgancı katıldı. Benim öğrencim Ahmet. Ahmet de çok güzel şiir okur. Hemen şiir okuma deyince demek ki ne denir ona, kalpten kalbe yol var denir ya, hemen Ahmet de geldi. Evet, saz deyince Mustafa Tangu geldi. Mustafa Tangu geç geldi tabii ki. Evet, yine Sinela doktorumuz Nedim Ardıç yine bizimle birlikteler. Kendilerine evet, Mehmet Yavuz kardeşimiz bizimle birlikte, Ramazan Yanar bizimle birlikte. Evet, kendilerine selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Kaya 3419 herhalde İstanbul'dan. Ömer İpek, Üzüle Kızılırmak ve Mesut Soysal. Evet, yine bizimle birlikteler. Kendilerine sevgilerimizi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Evet, Halit Hocam, Udu alalım mı elimize, Udu? Aldık abi. Şimdi kimden abi? Evet, bir tane de bizim bir şiirimiz bestelenmiş. Onu okuyalım bence. Profesör Doktor Suat Kıyak hocamız, Çorum'da eski Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dekanıydı. O Aşkın Issız Bir Çölmüş isimli şiirimizi bestelemişti. Onu da evet, zaten arkadaşlar da tam tevafuk oldu, yazmışlar buraya. Evet, Harun Şahin, Halit abi diyor. Şahin korodan arkadaşım. Evet, ıssız bir çöl diyor. Evet, aşkın ıssız bir çölmüş. Onu okumaya çalışalım inşallah. Tamam, buyurun abi, söz sizde. Sıra bulmalı. Ayrılık bitmezse,
Üniversitesi'nde bir konserde çaldırdı. Beni de Çorum'dan davet ettiler. Çok güzel bir anı oldu. Orada iki öğrenci okumuştum. Evet, Harun'a da selam ediyoruz. Bu şekilde bu şarkıyı da geçmiş oldu. Evet hocam. Evet, Harun Bey'e biz de selamlarımızı iletiyoruz. Yine hemen Üstad, ben bir şey söyleyeyim. Ondan sonra yine bir şarkıya mı geçelim, türküye mi geçelim? Artık onu sen kendin... Evet. Evet, Ömer İpek Üstadlara Ankara'dan selamlar diyor. Size selam var Ömer İpek Bey'in. Aleyküm selam. Evet, akrabam olur. Öyle mi? Evet. Savaş Bakçin diyor ki, Savaş Bakçin hoca var. Onun da evet, eserlerini takip edilmesini isterim. Kendisi de müzisyen. 40 evet, makam diye eseri de var. Bir medeniyetin diyor iki tane mührü vardır. Birisi diyor mimari, bir diğeri müziğidir diyor. Evet. Bu ikisine dikkat ettiğimiz zaman medeniyet esasen kendisini gösterir diye belirtiyor. Evet, Savaş Bahçin hocamın bu sözünü de burada sevgili dostlarımızla paylaşmış olalım. Evet, vakit geçiyor Üstad. Çok az bir zamanımız kaldı. Doğru. Şöyle bir eser daha dinleyelim mi sizden? Tamam hocam. Şimdi huzurum kalmadı da söylesene diyorlar. Evet. Ben o zaman bunu da bağlamayla çalayım madem öyle. Tamam. Aslında unuttuydum ama hatırlattılar. Çünkü benim Ferdi Tayfur'a bir düşkünlüğüm vardır. Her ne kadar sanat müziğiyle ilgilensem de. Yollara yol,
gelemem sevdim. Beterler bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim. Huzurum kalmadı. Hasretlik bizi ürtecek mi? Bir gün ağlatmayıp gönderecek mi? Yoksa kavuşmadan sağlık üstadım. Eyvallah. Üstadım zamanlısı gibi arttı son iki dakikamız. Son olarak sevgili dostlarımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son sözlerinizi alayım ben. Evet. Öncelikle bu Cenab-ı Hak'tan bu üzerimizdeki virüs illetinin kalkması yönünde dua ediyorum. İnsanların yine eski günlerine dönmesini, yine virüsten dün kaybettiğimiz Ömer Döngel hocamıza rahmet diliyorum. Rabbim mekanı cennet olsun. En yüce makamlara ulaştırsın. Hayatını, o peygamberimizin hayatını anlatmaya vakfetmiş bir insandı. Ramazan timsaliydi. Ramazan'da da ruhunu teslim etti. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bu günleri iyi değerlendirmek lazım. Tefekkür etmek lazım. Geçen bir paylaşım vardı. 2,5 milyon insana enfekte olduğu zamandaki bir istatistiği vermişti. 2,5 milyon insana bulaşan virüsün toplam ağırlığı 1 grammış. 1 gramı 2,5 milyon insana yetiyorsa o zaman oturup şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Ve özellikle şu dönemlerde, bu sıkıntılı dönemlerde böyle akıl almaz saçmalıklarla gündemi kirletmeye çalışanlara da lanet ediyorum. Onlara da Allah ıslah etsin, başka bir şey demiyorum. Yani 260 muzaharcasına. İnşallah bu günler çabuk biter ve eski günlerimize kavuşuruz. Rabbim memleketimize, önce İslam alemine ve tüm dünyaya huzur, sükun, barış getirir, sağlık, sıhhat getirir diyorum hocam. İnşallah. Son 27 saniye diyor Instagram. Evet. Evet sevgili dostlar, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir program olduğunu, bir Üsküdar masalı, evet, söylüyor. Evet. Teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı bildiriyoruz. Evet. İnşallah diğer programlarda. Çok teşekkür ediyorum. Ben de selamını okudum. Kendisine ben de selamı selam gönderdim.